Ama şüphesiz en önemli süreç aslında e, o plastik poşetlerle ilgili süreci takip ediyoruz. Artık paralı hale geldi malumunuz. Plastik poşetle mücadele sürecek. 4 yıl içerisinde tüm içecek ambalajları depozito'lu olacak. Yeni bir döneme giriyoruz. O dönemle ilgili ayrıntıları almak üzere şimdi hemen Ankara'ya uzanalım. ABR ekibinden Elif Saatçioğlu bu yeni uygulamanın detaylarını izleyicilerimizle paylaşacak. Elif aslında Avrupa'da ön, örneklerini Gördüğümüz bir çalışma Türkiye'de de 4 yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Nedir detaylar aktar lütfen izleyicilerimize. Evet Aktan Uysal, sizin de söylediğiniz gibi Türkiye yeni bir döneme giriyor. Poşetlerin ücretlendirilmesinin ardından çevrecilik e, kapsamında içecek ambalajlarına da depozito uygulaması yapılacak. Bu konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir açıklamada bulundu. 2023 yılına kadar en az bir defa düzenlenmesi planlanan ve ilki dün gerçekleştirilen 2023'e doğru Türkiye'de çevre ve şehirciliğin geleceği istişare toplantısında e, 24 maddelik çok önemli konulara değindi. Sizin de aslında vurguladığınız çok önemli konular var çevreyle alakalı. Bunlardan da bir tanesi ve en çok göze çarpanı diyebiliriz. İçecek ambalajlarına depozito gelecek olması. 2023 yılına kadar bunun tamamlanması planlanıyor. Çünkü zaten plastik poşetlerle mücadele kapsamında e, ücretlendirilmesiyle plastik poşetlerin %60'a kadar bir düşüş yaşanmıştı plastik poşet tüketiminde. Bu bu çevre için oldukça önemliydi. Şimdi de 2023'e kadar plastik poşetlerin ambalajlarına e, depozito de getirilmesiyle çevreci politika bir kez daha bir adım daha atılmış olacak bu konu hakkında. Ee, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesiyle birlikte e, daha da hızlanan çevrecilik sürecinin yine dün yapılan toplantıda da çok net bir şekilde vurgulandığını ve ambalajlara da e, 4 sene içerisinde gelecek olan Depozito ile birlikte Türkiye'nin çevreci politikayı bir kez daha takip edeceğinin altını çizdiğini söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım.